Merhaba herkese Almanya'dan. Adım Ersin. Almanya'nın Dessau şehrinde yaşıyorum. Hava bugün güzel. Güneşli bir gün. Dün öyle değil tabii ki. Dün biraz daha serin bir havası vardı. Tabii ki burada aslında söylemek gerekirse çok değişken bir iklimi var. Yani çok aşırı soğuk oluyor, çok aşırı sıcak oluyor. Böyle bir değişken havası olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki Türkiye'de ezan sesi daha çok duyardık. Burada ise kilise sesini belki yansıyor mu yansımıyor mu bilemiyorum ama kilise sesi duymak mümkün. Her saat başı kilise çanı çalmaktadır. Evet, bugün sanırım tam da arkamda gördüğünüz gibi Analistische Tiyatrosu açıldığını görmekteyiz. Açık, hatta öyle söyleyelim. Bugün demek ki bir gösteri var ve misafirlerini beklediğini, görevlileri misafirleri beklediğini söyleyebilmek mümkün gibi. Tabii ki burada korona önlemleri yavaş yavaş azaldığını da söylemek mümkün. Diğer kamerayı, ön kamerayı açayım, ön kamerayla çekim yapayım. Evet, tabii ki burada korona önlemlerinin biraz daha gevşediğini söylemek mümkün. Çünkü vaka sayılarının azalmasıyla birlikte koronanın kısıtlamalarının yavaş yavaş etkisinin azaldığı ve işte, en son işte bu kafe ve restoran tarzları yemek içmelerin yavaş yavaş açıldığını söylemek mümkün. Tabii ki bu şekilde devam eder mi, etmez mi, onu da kestirmek güç. En azından aşılar bulundu, insanlar aşı oluyor ama etkisellik düzeyi hala ilgi noktada. Yani insanlar yaşamlarını yitiriyorlar bu hastalıktan dolayı. Evet, demek ki bugün Analistische Tiyatro açık ve siz de gördüğünüz gibi bilet alanlar içeri girmeye çalışıyor. İlk bir ihtimalle test sonucu da istiyor olabilirler. Bu konuda emin değilim. Görüşmek gerekir ancak. Bir yandan korona kısıtlamaları yavaş yavaş azalırken diğer taraftan ise Almanya'da seçimler yaklaşmaktadır. Bununla ilgili propaganda reklam faaliyetleri sürmektedir. CDU'nun Sachsen-Anhalt partisinin, siz de gördüğünüz gibi şöyle göstereyim, temsilcileri var. Bu temsilci Anya Schneider, işte Ayko Adamak, Karen Schneider Weiske burada gösterilerini, seçim çalışmalarını yapmaktadır. Evet, bugün diğer taraftan tatil günü Almanya'da, pazartesi günü. Burada tatil olması nedeniyle insanlar, çoğu kişi bisikletlerine biniyor ve böylece etrafı gezme fırsatları olmaktadır.
Evet, diğer bir konu ise bu turizm konusu. Bildiğiniz üzere turizm aslında bu koronaya endeksi olarak etkiseliydi. Düşük pozisyonlardı, yani alt pozisyonlardı. Ve dolayısıyla birçoğu ofis turizm acentası kapalı durumda. Tabii bugün acentalar tatil olmasıyla kapalı, ama diğer günlerde de geldiğimde de kapalı çoğu zaman burası. All Tour diye bir acenta. Bugün hava çok güzel. Türkiye'de olsaydı böyle bir ortam, insanlar çoğu evet dışarılara çıkarlardı. Çoğu da bu park yerinde, gördüğünüz gibi park yerinde insanlar mangallarını yaparlardı diye düşünüyorum. Ama tabii ki burası burada öyle bir durum yok. Mangal durum, parklarda mangal yapma durumu yok. İnsanlar burada sadece sporlarını yapıyor veya oturup bir şeyler içiyorlar. Onları söyleyebilirim. Evet, burada şimdiki aslında toplumsal yapıda Desso'da aslında karışık bir nüfusa sahip. Özellikle bu siyah kesim dediğim kesim, özellikle bu park kesiminde belli noktalarda pozisyonlarını almış durumdalar ve yüksek sesle müziklerini dinlemektedirler. Bu bir toplumsal yapı olarak algılamak mümkün mü? Algılanabilir, algılanmayabilir. Bu duruma göre değişir. Evet, kısıtlamalar yavaş yavaş Almanya'da kalkıyor veya kalkıyor gibi. Bir şeyler var, bir hareketlilik var. İnsanlarda bir rahatlama var. Gördüğünüz gibi insanlar banklarda oturuyor. Arkamda, tam arka tarafta park, gördüğünüz gibi. İnsanlar parkta, pardon, kafede birbirleriyle hasret gideriyorlar, onu söyleyebilirim. Çünkü uzun bir zaman oldu böyle bir araya gelememe. Ve inan gerçekten kafelerde gerekli mi? Bu noktada ayrı bir düşündürücü soru işareti de geliyor. Hello. Yani tabii ki bu korona döneminde bazı düşünceler, bazı sorular da yerini aldı. Gerçekten çok şey de gerekli mi? Tabii bu konuyu ileriki aşamalarda daha da belirgin kılmak mümkündür. Yani dediğim gibi işte kafede oturuyor millet. Sanki dersin kafe olmasaydı da bu insanlar bir araya gelemeyecekti mi? Geleceklerdi yine. Tabii kafe açıldı. İnsanlar gelip kafelerde oturuyorlar. Banklarda oturacağına kafelerde oturuyorlar. Daha önce nerede oturuyorlar? Daha önce evinde oturuyorlardı. Böyle değişik bir sistem, böyle değişik bir düşünce geliştirmek mümkün. Evet, şimdi bu bulunduğum parkın bir diğer özelliği ise yürüyüş yaptım kısım boyunca bir dizi heykel büstleri bulunmaktadır. Bu tam arkamda heykel, siz de gördüğünüz gibi heykel büstü. Friedrich Schneider'a ait. Bu kendisi incelediğim kadarıyla bir sanatçı, bir piyanist olduğunu söylemek mümkün. Evet. Evet, yürüyüşümüz devam ederken halen kilise çan seslerini duymak mümkün.
Tabi baharın gelişiyle birlikte işte gördüğünüz gibi arkamda çiçekler açmış bulunmaktadır. Evet, şu an Desio'nun başka bir noktasındayım. Burada tabi insanlar dondurma yemenin keyfini yaşıyorlar. Tabii ki burası aslında fazla yoğunluklu olan bir bölge denilebilir. Öyle söyleyeyim. Şöyle göstereyim. Evet. İnsanlar kuyruğa girmiş dondurma için. Evet. Tabii hava sıcak. İnsanlar dondurma yemek isterler. Diğer ileride de bir kuyruk var. Orayı da size göstereceğim. Zaten bir iki nokta insanlar bir şeyler alabilmek için kuyruğa girmektedir. Tabii ki bu da ayrı bir üzerinde düşünülecek bir konu. Dinlenebilir. Evet, burada dediğim gibi belediye binasına yakın bir noktadayım. Tabii ki burada önlemler dediğim gibi azalıyor. Evet, yine başka bir kafe oradayım. Kafede gördüğünüz gibi insanlar bir araya gelmiş ve bunun keyfini yaşıyorlar. Biz buna dur diyebilir miyiz? Dur diyemeyiz tabii ki. Bir yandan evet kısıtlamalar azalırken veya kalkarken bir yandan da tabii ki burada bir araç koymuşlar ve bu araçta hızlı test yapma imkanı var. İnsanlar buraya gidip kendilerine test edebiliyorlar. Virüslü mü virüslü olmadıklarını burada öğrenmek mümkün. Hızlı bir test yapıyorlar. Burada ben daha önceden olmadım. Almak gerekiyor mu? Yani bir belirti yok en azından olmamız için. Dolayısıyla olmaya da gerek yok. Evet. Tam şöyle göstereyim. Arkamda bulunan yapı belediye binası. Desio belediye binası. Ben buraya birkaç gün önce geldim. Şehre kaydımı yaptırdım. Şehre kaydını yaptırdıktan sonra yabancılar ofisinden oturum için başvuruda bulmamız gerekiyor. Tabii daha önceden de görüştüm kendisiyle de yabancı polisle. Şu an için herhangi bir sıkıntının olmadığını, 8.ye kadar vizem olduğu için herhangi bir sorun yaşamayacağını söyledi. Yalnız tabii ki bir an önce randevu alıp oturumu uzatmamız gerekiyor. Aksi takdirde burada illegal duruma düşebiliriz. İkinci alan işte parkları gösterdik. Burada da diğer şöyle göstereyim hemen. Arkamda insanlar oturmuş. Bu havanın keyfini yaşıyorlar. Tabi burası daha önceden de doluydu. Açık alan olduğu için insanların genellikle bu alana gelip vakitlerini geçirebiliyorlar. Evet. Şimdiki buradaki banklar biraz daha farklı. İnsanların daha rahat hareket edebilmesi için ve daha rahat oturabilmesi için biraz yatak şeklinde yapmışlar bankları. Güzel olmuş. İnsanlar gayet güzel, keyifleri yerinde oturuyorlar. Herhangi bir sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi. Tabii ki ön kamerayı kullanıyorum. Acaba ön kamera daha iyi. Şöyle göstereyim. Bakın insanlar oturmuş. Keyif yapıyorlar. Evet, bu havanın keyfini yaşıyorlar. Evet, bir iki nokta burada dikkatimi çekti. Kuyruk var. Birincisi işte sanırım İtalyan olması lazım. İtalyan dondurmacı, dondurma satan yerin kalabalık bir kuyruk vardı. İkincisi bu dediğim gibi bir Titan 7'in sanırım burası Starbucks değil. Orası da burada da insanlar kuyruğa girmiş içeceklerini almaya çalışıyorlar. Dediğim gibi bir sıra, bir kuyruk sırası var. Ve bu kuyruk sırasında tabii ki bu sanırım koronaya bağlı olabilir, olmayabilir. Tam arkamda yine gördüğünüz gibi kafeler var. Kafeler tabii içeride tabii oturmak şu an için mümkün değil. Gerçi havalı sıcak ama dışarıda yavaş yavaş insanlar gördüğünüz gibi oturuyorlar kafelerde. Şu
şöyle arkamda göstereyim ben. Şöyle. Evet, bugünkü Almanya çekimlerimin sonuna doğru yavaş yavaş yaklaşıyorum. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Gelecek bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.